Discovery dedim. Selamlar YouTube'daki dostlarımız hoş geldiniz. Tekrardan bir Twitch yayında sizlerle birlikteyiz. Aslında demin ki videonun siz tabi görmediğiniz için devamı <laughs> Twitch yayınımıza bekleriz tekrardan. Twitch bb ona. Ee, şimdi sayın arkadaşlar bugün biz biz geç, geçen hafta birlikte e, bir kod yazmıştık aslında Hive ile alakalı olarak. Hive'ı aslında biz e, kanalda kod olarak gönderdim. Fakat Orada birkaç tane eksik nokta var ve birkaç tane dikkat etmeniz gereken, onun üstüne dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Bundan bahsedeceğim bugün. Bunu da projenize katarsanız size çok büyük avantaj sağlayacaktır. Bunu da şuradan alalım. Bunu da bugün konuşacağız. Şimdi e, özellikle bu içerikte Hive nedir? Abi biz database olarak Hive'ı ilk defa görüyoruz, duyuyoruz vesaire diyen varsa ona lütfen bir önceki içeriğe baksın. Ben YouTube yorumlarına da eklerim muhtemelen. Gidip oradan önce o yaptığım yapıyı incelesin. Ondan sonrasında da buraya gelsin tekrardan konuşalım. Neler yapabileceğini vesairesini. Şimdi arkadaşlar. Burada birinci olarak sayın arkadaşlarım. Şimdi biz burada Hive ile ilgili işlemlerimizi yaptık. Tamam mı? Hive ile ilgili işlemlerimizi yaptık. Daha doğrusu biz bir tane database manager yazdık. Database Manager'ın içerisinde de arkadaşlar gördüğünüz gibi şuraya da gelelim bir tane aslında buna bir tane test yazalım burada tamam basit bir test yazacağım burada database diye şöyle buraya da database Database unit database testim Şu an hani jenerik bir şey yazmak düşün, düşüncem yok. Ben sadece size bir şey göstermeye çalışacağım. Onların üstüne yazıyorum. Şimdi buraya geldim. Ee, database test for sample user diye. Böylesi yaptım. Buradaki derdim şu olacak arkadaşlar. Ben lokalimde bir tane user ekleyeceğim aslında. Benim bu database manager lojim çalışıyorum ona bakacağız. Bizim database manager lojini nasıl yapmıştık hatırlayalım. Ee, database Burada otobüs yok mu lan? Burada niye otobüs yok? Bir dakika. PR mi açık? E, Hive yok burada. Ayrı bir yerde mi yaptım ben onu? Bir saniye, alayım arkadaşlar. My Coding Setup'a gideyim. PR açık herhalde. Yani PR açık. Aynen, bunu eklemişiz ama almamışız. Şunu Merge alalım, şuraya bir daha gidelim. Git Reset, X, X, Hard diyeyim. Bu arada şöyle bir şey yapacağım. Hmm, bu database test kalsın burada. Önemli değil. Silim ya da önemli değil. Şuradan git check out main diyeceğim. Burada arkadaşlar kendime bir tane işi açacağım burada. İlçe API ve bu şeyi bilmiyorum. Bu niye buraya gelmiş ya? Oğlum bunun burada ne işi var Allah aşkına ya? Kapat şunu ya. altına da es Alkan gelmiş. Alkan herhalde banlandığını anladı daha gelmiyor buralara. <laughs> Alkan'a developer oldu. Şimdi şuraya gelelim. Buraya bir tane şu açacağım kendime. Diyorum ki database secure with test diye açıyorum. Şimdi neden böyle bir şey yaptığımı söyleyeceğim arkadaşlar. Mesela her branch açıyorum ya kafama göre. Burada mesela bir tane task geldi. Bu task'ın içerisinde de şöyle bir şey yazalım. We need to implement these follow steps. Şöyle edelim. Bir mesela biz e, encryption birincisi encryption eklememiz lazım. İkincisi test üçüncüsü e, streaming. Mesela böyle bir üç tane özellikten bahsedelim. Yine ara ara özellikler ekleriz. Yani basitçe kendi işiniz yapıyorsanız bile buraya yazın. Nedenini söyleyeceğim size. Buraya geldiğinizde arkadaşlar mesela buradan bir tane yeni bir branch açabilirsiniz. Buraya mesela adını şey diyebilirsin. Mesela feature diye slashlarsın. 19 diyebilirsin mesela buraya. Önemli değil. Sen belirlersin bunu standartını. Hani bunu da de işaretlersin. Buraya gelirsin sonrasında. Tık buraya bir koyarsın. Hop, bu bir önce geçer. Otomatik olarak bu kodla bu kod birleşmiş olur aslında. Merge hani birlikteliğe pair olmuş olur. Bu da bir avantajlı bir kullanımdır aslında. Yani önemli olan nokta bu. Şimdi gelelim bizim kodumuza tekrardan. Kodlar gözüküyor mu bu arada sayın dostlarım? Kodlar iyi mi? bakalım ondan söylemedim. Kodlar gözüküyor mu? Var mı kodda soru? Just of two İyi değil mi? Tamam. Good. Nice. 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 Başta acısınız. Şimdi sayın arkadaşlar. Değil mi? Bu biraz daha teknik. hep her konum teknik ama biraz daha ayrı bir teknik olacak. Şimdi buraya bir tane database test yazalım. Bu arada demin ki yazdığımız sanırım entegre etmemişiz bizim tarafa. UI kit olan birinci. Onu da PR olarak alırım ben bir, bir sonrakine. Şimdi bu tarafta uğraşmayalım. Bir konuşacağız onu daha da tabes kısmına koyulmadan onu bir tartışacağız tekrardan. Şimdi arkadaşlar buraya şu deminki yazdığım kodu kopyaladım. Basit. Şimdi bizim bir tane database manager diye yazdığımız bir tane şurada manager'ımız var. Hive database manager diye şurada. Ve projede aslında bakın I database manager'dan türüyor. Burada ona göre bir logikleme yapılmış ve burada da ilgili komponent hazır edilip kullanılmış. Drop mu var? Alo, Benim zaten yayına böyle 3 gibi bir şeyler oluyor böyle 3'e yaklaşırken. Var mı şu an sıkıntı? Heh, tamam good. Şimdi arkadaşlar benim projemin içerisinde dedim ki ben bir tane özel bir tane layer yazdım burada kullanıyorum. Şimdi database testimin içerisine de burada şey diyebilirsin. Hive database test yapacağım diyebilirsin problem değil. Rename edip şöyle Hive database test diyebilirsin. Burada dersin ki bir tane Hive database manager oluşturuyorum. Bak Hive database manager. Bunu da eşit dersin. Hive database manager dersin. Buraya atarsın. Şimdi ben database manager oluştururken arkadaşlar burada burada biz başlatırken aslında start diye bir tane kod yazmıştık burada. Start bizim için ne yapıyordu? Proje başlarken aslında işte open'ını yapıyordu. Open'ını yaptıktan sonra init flutter deyip entegre ediyorduk. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir logimiz var. Bizim mantık olarak yapmamız gereken. Biz burada init flutter diyoruz ama biz şu an test yazarken flutter katmanına geçmediğimiz için dart tarafında olduğumuz için aslında bizim burada Start'ın önüne geçmemiz lazım. Ya da buradaki initial operation gibi logic'i de aslında bizim user'a verip e, bu layer'ı aslında adamı eleştirmemiz lazım ki. Çünkü neden diyeceksiniz. Şimdi burada adam kendisi açacak. Şimdi ne yaptığımı göstereceğim şimdi size. Şimdi burada arkadaşlar şu koda bir gelelim tekrardan. Hive'ın dokümentasyonunda var mesela. Şimdi şurada ee, tı 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 tı. On switch. Şurada göstereceğim şimdi size. Bakın hive init var. Init flutter. Eğer diyor ki non flutter hepsi hive init kullan diyor. Bizim yapacağımız zaten bu. Hive init kullanacağız burada. Çünkü neden? Biz database açmak istiyorsak bize bu yeter. Dart kodu bizim için enough. Şimdi hive init dedim. Burada arkadaşlar içerisinde bir tane pet alıyor bu arada. Bakın şurada pet. Pet'i verirken de testin altında bakın test şuraya bir tane mock diye bir alan yaratırsanız mesela mock ya da database'in içerisinde bir tane mock diye bir alan yaratırsanız o database'in içerisinde oluşan datalar burada toplanacak ya da sample diye buraya gitsin istiyorsunuz yani testin altındaki test database mock'un altına buraya aç diyorum mesela istediğim birincisi bu böyle yaptım buraya yaptım sonrasında şimdi ben göstereceğim size bunu neden yaptım anlatacağım Proje başladıktan sonra burada bir de bu Hive database manager'ın içerisindeyken diyorum ki initial operation bu jenerik olarak bir logic start etmemiz gerekiyor. Bunu start verdik. Bu benim için okey. Şimdi Hive database manager'ın içerisinde benim neyim var? Clearım startım oper bir de initial operation gibi bir tane logicim çalıştırmışım bizim yaptığımız kısımda. Şurada ha zaten initial operation'ı çağırdık. Onda problem yok. Database'in manager'ın benim için hazır. Bir de bizim operation diye bir layer yazmıştık. yanlış hatırlamıyorsam. Bak burada operasyon yapıyor, operasyonlarımızı yöneteceğimiz kısım. Tamam, biz bunu nerede kullanmıştık? Bir app state notifierın içerisinde mi kullandık? Şimdi ben kullandığımız yerde bakayım. Tam olarak aynısını bu Kafamda birkaç tane pattern alabiliyor. Şimdi buradan geçeyim. User Context, User Context'i aldım. User High operationmış. User High Operation. Database'de start veriyorum. Tamam şunu da şuradan aldım. High Operation'ı da şuradan. Testimi yazdığım kısmı aldım bunda. User High Operation şuraya aldım. Şimdi user database operation'da da arkadaşlar bakın burada benim add or update start diye ben başlatıyorum projemde yine burada. Hani bu cluster'ın box'ımı açmak için bu lazımdı bana bu bir. İkincisi de arkadaşlar diyorum ki user database operasyonu ben bir tane işlem yapacağım. Add yapacağım. Add or item. Burada bana bir tane dummy user model lazım şimdi sonuçta. Şuraya şey diyeceğim bak. Create dummy user. Şuraya diyeceğim user Şöyle, şöyle yapalım onu bize üretsin final user şöyle yapsam Bir şey üretmez misin? Şöyle bir şeyler dandik bir şey olsun Heh. Tamam doldur abi içini haydi haydi bakalım Tamam şunu varıyorlar üret tamam aynen Bir tane random user yapıyorum ben şu an sadece test için yapıyorum bunu Bio Company falan yok kanka test yok yok test location da yok username test ve ve on diyeyim ona da şimdi mesela bu user'ı oluşturdum benim derdim bu user'ı kaydetmek bu user'ı yukarıya alıyorum şuraya yine bu ana, ana user olarak kullanacağım çünkü bunu diyorum ki bunu kaydet şimdi birincisi olarak göreceğimiz işlem bu şimdi arkadaşlar proje başladı proje başladıktan sonra ee, burada başlatalım mesela debug diyelim bakalım projede bu database lojimiz nereye kaydoluyor bunu göreceğiz bir kere şey. Öncelikle bu önemli bir kısım. Bakalım buradan bizim yapacağımız işlem sonucunda biz datamızı nerede kaydediyormuşuz. Bak, görüyor musun? Buraya user hive diye bir dosya geldi. Bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Yazdığınız kodlarda sadece o framework SQLite bunu veriyor. Meskulatmanı biz de bu hataları yaptık. Sadece verip geçmeyin çıkan koda çıkan şeye bakın buradaki probleme bakacağız arkadaşlar user high dosyası görüyorsunuz şurada ee, şöyle diyeyim text bak şuradaki dataları görüyor musunuz user 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 vb10 ve ilgili data aslında buradaki data gördüğünüz şekilde arkadaşlar şöyle biraz daha rival finder diyeyim ee, Bunu herhangi bir text editörü ile birlikte aslında bunu bir tane şeyle açalım şöyle dur Şuradan bir tane text edit bak şurada aslında datanın okunabilir olduğunu görebiliyor olmanız lazım kod edit bakayım okunmak ne gösterecek mi şurada Şurada göstermedi ama içindekini sildi mi gitti anlamadım ama neyse içindeki datanın okunduğunu görüyor olacaksınız. Şimdi birinci derdimiz arkadaşlar biz hive kullanıyorsak sonuçta bizim birinci bekleyeceğim bir şey de şu bu ilgili datanın gözükmemesini istiyoruz biz yani ve kendimizde database'imize koyuyorsak encryption'ı koymamız lazım o zaman öncelikle buraya encryption ekleyelim bu lojinin içerisine bakın burada biz mesela ben böyle bir keresinde hata yaptık projede encryption'ı ben bu güldüğümü veriyor sanırım aslında okunaklı problem yok ama yine okunmuyor okunma ihtimali var burada encryption box ile ilgili bir kod var arkadaşlar şurada göreceksiniz bakın burada şöyle bir işlem yapıyor bu arkadaşlar buradaki yapı gereği ee, şimdi sen Flutter'ın tarafında doğrudan Hive'ın içerisinde bunu yap şunu yap diye bir tane nokta yok. Senin şöyle bir kod yazıyor olman lazım bakın şuradaki logikte, Flutter'ın secure storage dediğimi size anlatmıştım. Keychain'e eriştiği bir kısım var. Keychain'e bir tane e, dosya tutuyorsun. Bir tane key diye bir tane dosya tutuyorsun. Eğer bu key varsa bu key'i alıyor, bu key üzerinden işlemler yapıyor. Yoksa bunu yeniden oluşturup tekrar koyuyorsun. Bunu anlatacağım tekrardan buraya. Şimdi buradaki yaptığım duyucu anlatacağım size. E, ardından da arkadaşlar bunu her okuduğunda da senin boxlarını bak burada boxlarımızı açarken içerisine buradaki yaptığımız bu keyimizi koyuyoruz. Şimdi bu login ne olduğunu ben size anlatacağım. Bizim analogimiz şurası aslında. Key ürettik bize key döndüren sonrasında da bunun içerisinde zaten bunu veriyoruz. Şimdi buradan aldım şurayı. Bu güzel bir kod mesela. Bunu yine projede kullanmanız gereken bir kod. Şimdi product'ımın içerisine geldim. Database'in içerisinde korun var. Korun core altındayım. Core'un altında bir şeyler yapacağım. Buraya hive en encryption dart encryption kesin yanlış yazdım şöyle yazalım bir tane class yapacağım şu anda. önemli değil hive encryption aynen iyi fazla oldu encryption yes tamam bu okey enough şimdi arkadaşlar benim burada bir tane metoda ihtiyacım var function Make ya da buradan make diyebilirsiniz. Tamamen size bırakıyorum buradan. Make void şöyle şimdilik bir tane void diyelim. Void get secure key diyeceğim. Tamam mı? Şimdi bu kodu buradan aldım. buraya yapıştırdım bana vermiş olduğu kodu. Bakalım bizim için ne kadar kullanışlı olacak bu kod. Şimdi burada bana flutter secure storage ihtiyacım var. Flutter secure storage'ı şuradan alıyorum. Flutter Storage Database olarak proje eklemem gerekiyor. Her siz bunu başka yerde tutabilirsiniz ama burada Secure Storage kullanmak önemli olabilir. Çünkü ee, şöyle göstereceğim şimdi. PubDev'den Secure Storage ekleyelim. Şunu bir alalım. Bunu kullanırken unutmamanız gereken demektir. en önemli nokta bunu doğrudan uygulama silinde silinmeyen dataları burada tutuyoruz. Yani aslında bizim için böyle her zaman için kullanıldığı uygulama içerisinde lazım olacak dataları koyuyoruz buraya. Yani buraya yüzün key'ini falan koymamanız gerekiyor. Sıkıntılı. Yani credential'ların patlama, çatlama durumları var. Şimdi Flutter Secure Storage'ı buradan aldım. Şimdi burayı da bir konuşacağız yine de. Bir, bir alalım. Burada neler yapabiliyoruz diye. Şimdi Flutter Secure Storage'ı aldım. Hive'ı şuradan implement ettim. Hive Flutter dedim. Şurada Secure Storage, Mercure Storage dedi. Oraları aldım. Base URL Encode, Mencode dedi. Buradan aldırdım. Buradan sonrasında da benim işlemim hazır. Ben şimdi burada ne yapacağım? Benim burada bu işlem bittikten sonrasında burada bakalım ne yapmış orada bir daha K key, key demiş. Encryption'ı da yani key'i bir daha okumuş şuradan. Bunu geri dönmüş sonrasında. Şöyle yapmış. Hop böyle dönmüş. Bunu da geriye dönmüş anladığım kadarıyla şöyle. UI in 8 listeye geri dönmüş. Şöyle yapalım. Burada bana geri dönecek şey budur. Böyle oluyor. Şimdi bu kod bizim için ne yapıyor? bakalım buna tekrardan. Bizim için Secure Storage'a gidiyor. Secure Storage'ın içerisinde bir logic tutuyor. Bir key tutuyor. Bu key'in içerisinde de bu işlemi kaydediyor. Alıyor, veriyor. işlemini yapıyor. Yani aslında bizim bizim Hive için bir tane daha araya bir database işlemi tutan bir layer daha yazmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar biz bugüne kadar konuştuk. Ben bu kodu böyle bırakıp geçebilirim ama hiçbir için böyle bırakmayacağız. Ne diyeceğiz biz burada bu kodu yapıyorsak arkadaşlar? Bakın database'i koyduğumuz yerde database'i koyduk buraya. Burada biz bu database'i koyduğumuz yere artık diyeceğiz ki bak ihtiyaç oldukça parçalanır arkadaşlar. İhtiyaç yoksa sen kafana göre bir projeyi orada orada buna göre parçalıyorsan o zaman GG'sin. Gel yani mesela şimdi core'u alıp Hive'ın içerisine taşımak lazım. Tamam. Bunu şimdi o hataları düzelteceğim. Şimdi database'in içerisinde Hive var. Bir de Secure var. Şimdi Secure ile Hive'ı ayırdım. Şu implementation hatalarını çözelim. Hemen bir çözelim. Yerini değiştirdik diye hata verdi onlar. Önemli değil. Operasyon'da da bir tane hatamız varmış. Bunları her zaman yapacağız. Yüzür. Ne oldu yüzür diye. Tam burası doğru. Burası doğru. Nerede hata veriyor şu an? Bir tane gözümüzden bir şey kaçıyor. Problemlere bakayım. Ha burada şey değişmiş olabilir diye anladım. Şunu işaretlemedik ya. tamam şimdi çalıştı. Bunu da kaldırdım. Bunu da buraya verdim. Bu da okey. Şimdi yani klasörün yerini düzelttim. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü arkadaşlar dediğim gibi ne kadar sample kod desek de biz her zaman için ben size kodu gösteririm. Siz de aynısını yazın diye. Hive ayırdım. Secure'nin içerisinde çünkü diyeceğim ki hocam benim burada secure yapacağım ama benim sonuç olarak primitive bir database yapısı bu. Secure read, write ve get yani basit metotlar üzerine çalışıyor. O zaman ben burada diyeceğim ki benim database'imin içerisinde bir tane burada secure manager'ım olacak, bunda bir şey yok. Security managerim olacak. Bu benim birinci kısmım. Şimdi database'in içerisinde de bir de burada core kısmında bir layer oluşturuyorum. Mesela burada da primitive database dart diyorum burada, tamam mı? Burada bir tane abstract classım veriyorum arkadaşlar şöyle primitive database diye. Primitive database verdikten sonra amacım da şu benim burada yapacağım işlemler ne mesela read write yapmak değil mi sonuçta o zaman ben burada diyorum ki function bana bir tane void readim olacak primitive olduğu için de arkadaşlar readde de sonuçta bana adam bu işi feature işaretliyorum burada t-type ve return etmede adamın istediği olmayabilir çünkü her zaman için read çalışmaz ve key value üzerine çalışacak key alacak benden bir tane string buraya key diyebilirsiniz. Tamam mı? Bu birincisi. Ha dersin ki hoca peki adam buraya istedi her key giremez mi sonuçta? Evet girebilir. Ama burada şu anlık için bu ana yapıyı key üzerinden kurguluyorum ki nedenle anlatacağım sonrasında. Bu benim gördüğüm bir öngörden ötürü anlatacağım. Şu an onu söyleyemiyoruz. <laughs> Biraz da söyleyeceğiz. Right diyorum. Write'da da bu dönülür genelde. Key ve o istediği T type'ı buraya işaretlersin. Bunu buraya yazarsın. Buradaki amacın da aslında burada primitif tutmaya çalışsın elinden geldiği kadarıyla ama orada yine bir dokunuşlar, entegrasyonlar yapacağız. Read ile write benim için enough. Şimdi Secure Manager kısmına geldiğimde ben diyorum ki benim bir tane Secure Manager'ım olacak ve extend ettiğimde e, primitive database'den türecek. Primitif database'den türedi noktada arkadaşlar override'den aldı. Override'den aldıktan sonrasında da logiclerim burada benim çalışıyor olacak. Şimdi primitive database'in ya yani primitive database'in yazacağı dataların benzerliği olabilir ama şurayı şuna çevirebilirim. Şöyle yapayım tamam primitive Primitive çok güzel bir isim değil bu arada. Hani ben şu an için yine bu çok fazla içerikten ötürü artık kafa kalmıyor. primitif ee, primitive işte bir şey yapacağım. Neden böyle bir şey yaptım? Buraya önüne gelen istediği datayı atamasın diye. Primitive cheese buraya yaptım. Burada kurgulayabilirsiniz. Veya burada şöyle bir şey diyeyim. Şu an hani ben bunu primitif key olarak kutluyorum ama e, burada şöyle bir sıkıntı. Yarı shared bazen birkaç database'de eklenme durumu olabiliyor. Shared'dir vesairedir. Oradan bulur ve falan filan fetch veken. Buraya diyeceğim ki mesela secure'da koyacağım. Secure database key diyeceğim mesela buraya. Yani bunu bilerek secure diye işaretlendiriyorum. Yarın başka bir şey gelirse onları denizden hangisinin secure'da hangisinin secure'da olmadığını oradan anlayacağım. Yani amacım Doğrudan inam almamak. Yani value key'i bu şekilde almamak. Buraya aldıktan sonra adam önüne gelen istediği string'i yollayamasın. Benim derdim bu. Bunu da buraya verdim. Şimdi Flutter Secure Storage Manager zaten dedim şöyle kullanılan bir kod. Şuradan alıyorum. Constants burada işaretlemiş. Burada final olarak verebilirim. Secure Storage Manager olarak vermiş. Burada da arkadaşlar Secure Storage Manager çok basit şekilde çalışıyor. Read'ini veriyor. Buraya key nokta name'ini verebilirsiniz. Burada varsa bunu da read'de zaten t type bak read'de gördüğünüz gibi arkadaşlar mesela propertler oluyor. Bana read ettiğimde bana string döndüreceğini söylüyor. Şurada başka read var mı? Yok. Bak read'de her türlü string döneceğini söylüyor. Siz de string dönebilirsiniz bu arada. Veya adamın istediği type'a özel parser yapabilirsiniz. Yani onu nasıl yapardık hoca? Final response derdim şuraya. Buraya eğitimi atardım. Tamam. If response e, null veya response is empty ise hoca dön return'ını araştırma beni burada. Burada problem yok. Return null not. Şimdi sonrasında arkadaşlar buraya geldikten sonra asla response st gibi bir kod yazmayacaksınız. Diyeceksiniz ki if şimdi senin olarak senin sen burada şimdi şey bilmediğin için primitive type'ler için falan filan hepsini tek tek yazman gerekiyor aslında read olarak ama e, burada bu read'de arkadaşlar primitive'de her türlü string dönme fikri yani çok mantıklı gelmiyor bana. Buradaki mantıklı senaryoda. Çünkü ben adamın adam bana her şeyi verebilir. Ben de ona göre bunu dönebilirim. E, burada hani şeyleri yazmak istemiyorum açıkçası. Yani şöyle bir şey yazmam gerekiyor. Mesela if t is bool'sa mesela anladınız mı? Bunu belki bir Önüne bir tane string'e böyle bir kod yazılabilir. Dur, bak o yüzden kod beni anladı. Bak şöyle yazacağız. Bool nokta şöyle yazacağız. Bool from environment. Bak response diyeceğiz. Bak burası böyle çalışacak. Int nokta parse. Try parse diyeceğim ya. Evet, try parse. Response zaten burada. Veya null. Ama bu problem ne? Dur şimdi bunu çözeceğiz. Şu else'i buradan kaldırabilirim. Zaten oraya kadar geldiyse şu aşağı inecek. Response, zaten response, response bu tam. Bu bir. Şöyle parça parça gidelim. Neye kızmış? Eee, because. Ha, bunu illa as demen gerekiyor. Tipi birebir sayması için. Okey. Şöyle yapalım mı? Tamam null değil zaten. Bu bunda problem yok. Ee, burayı da bunda as t diyeyim şöyle. Çünkü bu null gelebiliyor yanlış hatırlamıyorsam. Exception adına yok false geliyor. Değil mi? O yanlış hatırlamıyorsam true ise true. Default default value is login false geliyor orada. Tamam bu false geliyormuş zaten. Tamam. Okey. Burayı da verdik. Ya böyle bir parser önüne ekleme yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin e, ee, logic demenize kalmış ama yani doğrudan en azından bunu verirseniz güzel olur adam için. Yani mesela şurada da o benzer bir kod lazım olacak. Çünkü write, her write yaparken gerek yok bu arada. Diyeceğiz ki direkt aslında secure storage'a secure storage'a burada git arkadaşlar. Ne yapacağız? Write diyeceğiz. Key zaten key nokta name. Burada t'yi de arkadaşlar Bizim burada saklamamız için burada sonuç olarak value hep right string olarak tutuluyor. Eee primitivlerde komple string saklayabilirsiniz. Bu bir yöntem. Bunda problem yok. Ama datanın içerisinde arkadaşlar to string her zaman için vardır. To string'ini alıp bağlayabilirsiniz burada. Ha to string'ini sen model nasıl yollayacaksın? Modelde override edeceksin mesela. Onu da gösteririm. Bu da mesela bir yöntemdir. Kullanılabilir. Bu boolean döndürmüyor mu geriye? Hiçbir şey döndürmemiş. Şu anlık bunu çek etmekten ziyade true diyelim şöyle. Problem yok. Buna bir to do atacağız. Burayı kontrol edeceğiz. To do. Buraya to do'muzu atalım. Check is right success. Aynen tamam buraya ekledik. Mesela şu kod arkadaşlar. Bu kod burada gördüğünüz gibi aslında bir fazlalık. Yani sonuç olarak ben bir primitive type'a casting yapıyorum. İşte t'nin gelme durumlarına göre adamın verdiği generic type'a göre. işte t buysa t şuyorsa diye. Bunu sonradan buradan çıkartabiliriz sonuç olarak. Burada bu kadar kod yazmaya gerek olmayabilir. Yani mesela ben şöyle yazmaktansa mesela böyle yazmaktansa şöyle yazmayı daha çok seviyorum. Bunu yazdım ya. Return. Bak bunu yazdım. Return. Bir dakika şimdi. Şöyle bir sırası karışmasın. Bunu ayır şuradan. Buraya return at abi. Bu bitti. Sonra bunu yaptın. Bu bitti if dedin her şey bir dakika if if şurada hop böyle yaptım şunu şuraya attım buraya virgülümü koydum else if demedim if dedim tamam şunların hepsini if if yaptım şunları sildim bak şöyle sildim tamam bu şekilde yani benim buradaki aslında kastım hani zaten logic geçtikten sonra bir daha buraya dönmeyeceğim için burada bunu şey yapabilirim. Ya yani işte hatta ben böyle tek satır yapmayı daha çok seviyorum şöyle. Şöyle yapma benim için daha zevkli. Oluyor. Tık 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 her şeyi görebiliyorum çünkü. T bu yüzden T şu. Buna bakmam gerekiyor. Çünkü kodun içerisinde bunu yapmamışlar. Burada şey yapmak mantıklı değil. Ben şurada şöyle yapmayı daha çok seviyorum böyle. Zaten return attığım için alt koşullara girmeyecek. Alt koşuda hangisini sağlıyorsa ona görecek. Ona göre bağlayacak oradan geçecek. Şimdi bunu sonradan bir jenerikle bir şey çıkartabiliriz. Çok önemli bir kod değil bu. bu buradaki yazım şu kod benzer matematiklerle bir şey. Burada list gelirse patlar mesela. Onu da sonradan handle edilir. Okey. Burayı bağladık. Burayla bir işimiz yok. Sonrasında çünkü buraya geldiğinde şunu diyeceğim. Bana bu logim yazarken arkadaşlar yine de mesela secure manager değil de bu primitive database, primitive case secure manager'ı yazdık. Hive'ın içerisindeki core'un içerisinde yaptık. Operation'ı yapıyorduk. Nereye yapıyorduk? Yani Encryption Dart. Burayı yaparken arkadaşlar adam bana yani bunu istediği yere koyabilir. İsterse yani yarınki yapıda başka bir şey de yapabilir. Ondan dolayı bu proje başlarken bana şeyi söyle diyorum. Yani e, hangi tipte olacağını sen bana dışarıdan ver ki ben ona göre yap yapayım diyorum. Primitive Database ver diyorum bana bir tane. Tamam mı? Bunu bana başta vereceksin diyorum. Buraya da primitive database'den türetiyorum bunu. Bunu da final olarak işaretliyorum. Proje başlarken bunu adamdan alıyorum. Yani illa secure storage falan kullanacağım diye bir kural yok yani. yani ben her türlü dışarıdan alacak bir şey hale getiriyorum ki bunu müş yani yarım gün değişme karşısında yapılma artsın diye. Yani, e kullanabileyim diye. Okey. Yani şuraya geldiğimde şöyle bir şey yapacağım yani. Ben burada diyeceğim ki read. Mesela primitive read diyeceğim. Read ettim de burada string isteyeceğim. Bak key'e de kafama göre burada key vermiyorum. Buradan zaten bana arkadaşlar burada diyor ki bana burada kullanmak istiyorsan bak primitive keys'in içerisindeki mesela neyi vereceksin? Secure database key veriyorsun. Yani buradan okuma elimden geldiği kadarıyla arttırmış oldum. Read bu. Write da bu. Anchor primitive database. Write. Write ile read de şey şunları. Bunlar yani birden fazla parametre varsa elinizden geldiği kadarıyla option'ı şöyle kullanmak faydalıdır. Şöyle tık diye kullanırsın. Da Bunlar da required'larını verirsin. Bunlar güzel olur gelmişken. Sonrasında hatta buna da demin gösterdiğim gibi minify kod dokümentasyonundan üretirsin. Yarın bugün sana gelen biri kardeşim burada ne kullanacaktım diye sönmez yani. Böyle kullanabilirsin. Read'in, write'in yazdım buraya. Güzel. Ee, bak burada adam buraya baktığında görebilecek. Gayet cool bir nokta yani bakıldığında. Önemli bir nokta primitive database'e geldim. Write dedim. Write the key ve burada data demişim. Data'ya da bu adam base'leri burada base64 encode ederek koymuş. Sanırım bu yöreli en şey yaparak koymak istemiş. Tamam. Önemli değil. Zaten biz burada key'imiz de şu olacak. Primitive data şu. Tamam. Sonrasında bakın tekrardan anchor primitive database'e read atmış. Read atıp ilgili datayı okumaya çalışmış. String istiyorum demiş. String'in içerisinden bunu da almaya çalışmış. Yani string nullable diyelim şuna. Ardından şurada read edip buradan da tekrar şunu şuradan aldım. Bu database'i istiyorum. Hala burada arkadaşlar. Mesela diyelim ki buradaki if diyeceğim ki if hani ondan farklı. O direkt mesela force etmiş kodda. Bu yanlış. ki nullsa tamam mı? Direkt throw null point exception ya da not found ne var? Hangi exception vardı la bizde? exception format exception socket exception unhandled exception atabilirim missing plugin platform handshake derken de atabilirim case null deyip şuraya şu atabilirim value'yu tamam bu da önemli çünkü buradan geçememesi lazım bu tarafta Sonrasından buradan da geldim. Buraya artık bu kodu böyle kullanıp buradan bitirebilirim. Yani decode, encode, decode hatırlarsanız arkadaşlar biz kartal paketinin üzerinde şey yapmıştık. Encode, decode. Burada gerçi base 64'ü parçam. Yani yine bunu yine bunu main thread'de yapmasak iyi olabilirdi. Şu an için bunu sonra da yine bir to do olarak atabiliriz. Buraya kadar ben kodumu bağladım burada. Have encryption diye bağladım. Okey. Kodum hazır burada. Şimdi bunu kullanmam için sayın arkadaşlar. Şuraya şey atayım. Şunları da bağlayayım şuraya. Şimdi bunu kullanabilmem için arkadaşlar kod dokümantasyondan anladım. Hive operasyonları yaptığım yerde Hive operasyonu dat yani box'ları açtığım kod var. Yani burada box put, box get, box delete yaptığım yer var. Bir de burada Hive Manager Mix'in içerisinde box'ı open yaptığım yer var. Bakın burada encryption chipper alıyor. Ben bu encryption chipper'ın olduğu yerde aslında bunu yapacağım. Buraya diyorum ki final bir tane e, buradaki adını verdiğimiz dosyaya bakalım. Adını ha, encryption diyelim şuraya. Encryption. Hive encryption şuraya encryption hayır encryption'a. Hive encryption diye bir tane dosya açacağım şuraya. Hive encryption. Primitive database'de de secure manager vereceğim. Yani Secure Database Manager da diyebilirim adına. Daha iyi olmasa da Secure Manager. Yani verin mesela. Bunu orada bırakmayın. Sonradan dönüş olmuyor bu işte. Database Manager. Mesela bunu da değiştirin ismini. Ne olacak sanki? 2 dakikanız almayacak. Şuradan Secure Database Manager dedim. Tamam. Highway Encryption'i verdim. Buradaki yapma amacım şu arkadaşlar. Burada ben bu işlem olurken Burada diyorum ki find the encrypted key, get secure key'i çağırıyorum. Bu arada bunu sürekli çağırmama adına da arkadaşlar bu UI8 int list'i burada tutuyorum. Diyorum ki encryption key list şu anlık mesela bu veya şurada direkt şey diyebilirsiniz. E, nullable diyebilirsiniz. Null diyebilirsiniz şuna bunu private olarak tutuyorum. Bu işlemden sonra mesela şuraya geldiğimde şuna diyorum ki buna eşitle ve bunu dön ardından diyelim ki mesela buraya tekrar bu koda tekrar girdiğimde if hani her defasında çünkü projenin bu kısmına gireceği için bu null değilse return bunu döndür yani benim buradaki yapacağım logic çünkü bu müşteri yani encryption işlemimde sürekli olarak bu kodu yazmak istemediğim için burada böyle bir kod yazıp bunu da şey engelleyebilirim okey burayı da yaptık encryption key e aldık buradan da arkadaşlar diyeceğimiz şurada encryption properties'in içerisinde onun encryption backend değil. Eee, nereye koymuş? Encryption chipper aynen. Encryption chipper'ın içerisinde IIS chipper'ın içerisinde zaten property olarak sizden bu key'i alıyor. Bu kadar yapacağınız ne <laughs> Şimdi Bizim kod tarafına geldiğimizde arkadaşlar bu arada sadece e, Secure Context'in sanırım Secure Context'i, Secure Storage'ı Testini yazarken bir tane implementasyon yapmamız lazım. Çünkü şuradan bakayım. Testi, test için bir şey yazdılar mı? Şunu? Test için bir şey almamışlar ama hmm, bunun bir init'i falan yok. Yani normalde bunu init etmemişler ama e, mı bilemedim. Bakacağız. Test için belki oraya bir araya girip bir tane katman random döndürebiliriz bir şey. Bir bakacağız orada neler yapabiliriz diye. Şimdi proje burada başladı. Buraları falan da yaptığımızı varsayalım. Hive Database operasyon başladı. Hive User Hive operasyon. User Hive operasyonu zaten burada vermişiz. İşlem logic çalıştırıyoruz. Operasyonumuz managerımız hazır. Bir dakika pardon. Şuradan bir geleyim geriye. Test kısmına geri döneceğim. Şimdi ben buraya geldim. Hive'ımı çalıştırdım. Initial operasyonumu söyledim. Dedim ki user'ımı ekle tamam dedi. Sonra da benim user database operasyonu bir tane önüne katman yazmıştım. Şurada operation diye. Bu operasyon içerisinde de bu lojim ayağa kalkıp çalışmasını bekliyorum. Bakalım şimdi neler olacak mesela. Bakalım şimdi neler olacak. Şimdi oradaki sıkıntı şey olabilir sadece. Ee, secure Context Test kısmında bulunmayabilir. Bak tahmin ettiğim gibi. Ee, nerede kızdı? Kesinlikle şeyde kızdı. Secure Storage'da kızdı evet. Dur, şimdi secure storage mesela bunun mesela testini merak ediyorsunuz tamam mı? En güzel bulacağınız yer arkadaşlar. Geliyorsunuz. Bunun muhtemelen testini yazmıştır bu arkadaşlarım. Yani bu kod yazıp testini yazmadan geçmezler bunlar. Vücut test ver bu arada. GG. Ee, bunun testini yazmak için buraya bir şey yapmamız lazım. Test driver'a değil de bu Secure Storage for Testing için bir şey eklememiz lazım. Bunu şu an nereye yazılmediği için e, ona kızıyor da. Bu Integration Test diyor. Mesela bunun arasına şu an mesela arkadaşlar. Mesela yaşadığımız soru şu. Ben bu kodun sonuç olarak ben data saklamak istiyorum ama unit test ediyoruz onu diyoruz. Ama baktığımda şeyi geçemiyorum. Bir integration var ve bu kısmı geçemiyorum. O zaman diyorum ki hoca sen bu işlemi yaparken initial operasyon vesaire yapıyorsun burada buralar güzel burada logiclerin var işlemlerini yaptın vesaire vesaire sen aslında şurada demin yaptığımız o kodu direkt statik olarak yazdık ya oraya. Hive Encryption'ın içerisinde değil de Database Manager'ın içerisinde operasyon. Ha, operasyonun içerisinde şu kodu direkt böyle yazdık ya. Hoca bu kodu sen niye burada alıyorsun böyle diyemez misin mesela? Şöyle bir şey olamaz mıydı mesela? Hoca bu kodu burada alma. Bu kodu burada alma. Hive operasyona git. Buna adam versin. Yani bana bir tane Hive encryption üzerinden, daha doğrusu bir tane primitive database versin bir tane. Final ya yani pardon, encryption burada bana bir tane şey verecek aslında bu adam. Final bir tane primitive database verecek. Primitive database. Sonrasında ben bu fini primitive database aldıktan sonra arkadaşlar bu encryption'ımı da şöyle yapacağım. Late final diyeceğim. Bu adamın verdiği property'yi şurada hop encryption'ı bu adamın verdiğiyle işaretleyeceğim. Böyle bir teknik yaklaşım yapıyorum. Sonrasından da bu encryption'ın içerisinde de başına late final high encryption dedim. Sonrasından da bunu private'ımda çekiyorum. Adamın gelişmesini engelliyorum. Adamdan alacak hale getirdim. Sonrasında da bunları alttan hale kullanıyorum. Şunu geç bir encryption'ı mı kullandım? Bakalım nerede hata verdi. Eee toto tut. Encryption. Eee encryption It's enough, hocam. Patrok. Ama onu vereceğim. Onu bir dakika kanka. Encryption neden? iyi görüyorsun aslında. part of da yaptım aslında oradan gözümüzden bir şey kaçıyor dur bakalım şimdi yakalayacağım onu gideceğim teker yer ha 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 max yaptık e, high manager mix'in içerisinde dur Dur şimdi anlayacağım e, high manager mix'ini buna kazandırdık zaten hmm anladım operasyonun içerisinde aldırdık o zaman şöyle yapacağız bir saniye start dediğinde bana bu arkadaşlar, herkes bunu yollamak zorunda kalacak ben diyorum ki herkes yollamak zorunda kalmasın bir çare oluşturduktan sonra zaten bu datayı oradan alabiliyor olması lazım hemen o zaman şunun önüne bir tane layer yazacağız arkadaşlar ee, şöyle diyelim bir tane abstract class şöyle hive manager model diye hive manager initial model tabi bundan sözü bir tıkta artık çünkü teknik şeye girdiğim için bir kafa karıştırıcı olabilir o çok çok önemli değil çözeceğiz şimdi rahat olun encryption model şimdi ben ne yaptım en birazdan sadece şöyle bir iki class arasında bağlantı kurmak için araya giriyorum aslında konuşmalarını sağlayacağım şu an siz bana güvenin. Şimdi ben geliyorum. Encryption. Get Encryption dedim mesela buraya. Şöyle Encryption'de bir tane modelim olacak dedim. Bu da dedim ki on dedim. Bundan türecek dedim. High Manager Initial. High Operasyon'a gittim de de şunun önüne şunu ekledim. Hop. Buraya verdim. Bak Encryption diye bir tane geldi bana. Tamam. Eee Extents Şöyle diyeceğiz. Extends, Aynen. Tamam. Doğru. Burada da bu adamın vermiş olduğu encryption'ı bana geri döndürüyorum. Ve burası çözülüyor. Dışarıdan alacak hale getirmiş oldum encryption'ı. Yani günün sonunda biraz daha şuraya gelecek olursam arkadaşlar. User hive operasyona yani bu operasyonu ben burada logic olarak bu şekilde işaretlemişim. Burada yapacağım rüjiye benden şey bekliyor şu an bu. Bak. Buradaki benden logic şunu bekliyor. Süper ne? Bak primitif database'i yollamamı bekliyor benden. ben burada adamdan ne yapmış oldum aslında? Araya girip bana bunu yolla diyorum artık. Yani bunu yapmış oldum. Şimdi birazdan anlayacaksınız şimdi ne yaptım. Bak buralar çalışacak. Encryption key de tamam. Burada problem. Yani ana, ana core katman tamam. Şimdi ara core katmana gidiyorum. User Hive operasyonda benden primitive database bekliyor. Buraya secure store istiyorum. Tamam Bak şimdi. Secure Database Manager. Tamam bunda problem yok. Şimdi buradaysa arkadaşlar, burada oluşturduğumda diyorum ki, hoca ben bir tane database'imin altında test, bak şimdi test, al size 10 numara unit test örneği. Test hem nereden getirdim bir de yani? Test Primitive Database diyorum. Buraya da diyorum ki bir tane bana hoca, bir tane sınıf bunun içerisinde Primitive Database Test. Buraya da diyorum ki Extend Buraya da ne diyeceğim? Primitive database. Primitive database. Bak şimdi yaptığım bu logic sayesinde hem proje hem herkes kendisine göre aslında ayırmış olduk. Yani mesela buraya geldim. Tamam burada bana adam dedi ki read me yapacaksın falan filan feş dedi. Tamam kanka dedim sen rahat ol ben her şeyi yapacağım dedim. Ben burada dedim ki hoca benim şu an sonuç olarak yapacağım işlem şu. Adam bana bir data verecek. Ben bu datayı bir yerden okuyacağım değil mi? Ben diyorum ki hoca ben bunu in yaparım. Sanki sonuç olarak benim önümde etkileyici bir şey mi var? Yani beni beni etkileyim. Ben burada kendi caching'imi burada yapıyorum. Al. Bir tane burada kendim burada datamı tutabilirim. Bir tane list string derim. Items derim. Her şeyi de string olarak saklarım burada. Ne olmuş sanki? Sonrasında da burada derim ki hoca ben her şeyi burada e, ee, async derim mesela burada. Tamam mı? Items'in içerisinden de burada mesela derim ki burada ver. Element Şurada elementin. Benim buradaki aradığım şey ne? Ben burada stringlerimi tutuyorum. Element eşit eşit. Burada tabii şey tutmak lazım. Bir tane map tutacağım ki daha iyi olsun. Map entry tutacağım burada arkadaşlar. String bir de bu key olarak tutacağım. Diyeceğim ki bunun içerisindeki key bu key'in name ile aynı olan varsa first or all diyeceğim. First var or null. Bunu return et. Tamam bak burada yardım. Şimdi burada ne sorunumuz var? Values'unu biz ne dedik? String dedik. Bu adam ise T type istiyor benden. E, ee, tabi T type diyemezsin. Burada şöyle yapacağız o zaman. Final yine o deminki yaptığımız kodu yazacağız buraya. Deminki yazdığımız kodu hemen duplicate etmeme adına ulan gece gece ne anlatıyor bu adam yine dersin. <laughs> Dercesine. Şimdi çözeceğiz orayı. Niye? K nokta .ni neymiş de? Hayır, key sadece primitive key kaydediyoruz, string olarak kaydediyoruz buraya. Elementin keyi, ha tam gerçi o da olur doğru. Şimdi şuradan alalım. E, hayır, ben seni yorum, benim dedim olacak. <laughs> bir saniye, şu şey neredeydi o stringe T type e yazdığımız bir tane şey vardı ya. Operasyonda mı yok? E, secure manager'daydı değil mi? Mesela şu kod var ya arkadaşlar, bu kodu hemen buradan kurtarıyorum. Diyorum ki bir tane bunu hatta kartala yazabiliriz bu arada Burak. O zaman bunu bir extension'e bir tane şey olarak atabilir. Mesela string extension diyorum. Dart. Buraya diyorum ki ben bir tane e, extension yazacağım. String generic extension. Burada yine o t type'ı alacağım. On string'e diyeceğim. Buraya da gelip diyorum ki bak function e, o t'yi ben geri döndüreceğim veya nala döndüreceğim. Buraya direkt item diyorum. Bak buradan da direkt şu kodu buraya kopyalıyorum. Bak burada da response dediğim this zaten. Hop 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 hop. Buraya yazdım. Hatta bunu buradan kurtarıp yani böyle metot olarak kalabilir. Önemli değil. Bundan sonra bunu da hemen buradan kod dokümanını tabii ki de yazıyorum. Çünkü ben bir senior. <laughs> Şuraya yazdım. Buraya da yazdıktan sonrasında arkadaşlar artık burada bunu yapmak yerine bunu yapmak yerine response nokta item diyorum. Bak response nokta item'a da neyi veriyorum? Response nokta item'a t'yi şöyle verebilir miyim? Veremedim. O zaman şöyle olacak. Response şu t'yi şu da okusun. Hop. Böyle okusun. Hoppa. Buraya zaten vermeden anladı. Tertemiz. Çünkü şurada da kullanacaktım aynısını. Bir daha bir daha yazmak istemedim. Response nokta items dedim response geldi. Ha response'un şunun value'su diyelim. Value if value a response response işte eşit null veya is empty ise ulan var ya, bir satır yazacak geçecek kodun yine nelere getirdim size <laughs> Peki şimdi bunun altına abi 5 dakikalık kodu neler yaptın diye bir yorum gelmesi yok mu? Abi, bu kez söyleyeceğim gelirse. Hakkını hayal edin. <laughs> şimdi respond, bu cache'lemeyi ben ne yaptım şu an? Aslında in memory cache yaptım burada. Mehmet sever bu kavramı. <laughs> in memory cache. Mehmet Karanlı'nın en sevdiği şey. Burada da add dedim ya da put dedim. Ha, yani add desem olur zaten. Map entry olarak ekliyorduk ya. Key key zaten datayı da buraya yazdım. Bunun hepsini to string olarak tutuyorum. Bak burası da hazır. Gördünüz mü? Return true dedim. Şimdi ben bu işlemi niye yaptım diyeceksiniz. Ee, buradaki işte asıl anlatmaya çalıştığım olay buydu. Demin bir tane bağımlılığım vardı. Bağımlılığım Flutter veya bir tane paketten ötürü şeydi. Ben ne yaptım? Ara katmanı bağımlılıktan çıkardım. Yani buraya ben şu an test database'ini verebilirim. Adını hatırlayabilirsem eğer. Test primitive database. Al bunu buradan sonrasında istediğin şekilde burada kullanmaya devam ettir mesela. Al bunu buradan git. Şimdi ne yapmış oldum? İlla da o paketin implementasyonuna gerek duymadım. Yani benim çünkü derdim ne? Ben burada encryption için database'e bağımlı olmam çok saçma. Ben encryption yapacağım ve bunu bir yerde tutmak istiyorum. Test yaparken de bu bir yerde tutuluyor mu? Tamam tutulsun yeter bana. Enough zaten. Anlayabiliyor musunuz kafayı? Umarım geliyordur kafası. Çok güzel bir kafa yani bu. Yoksa dediğim gibi çok yani arkadaşlar Adamın yazmış olduğu kod bu kadar normalde, encryption kodu. <laughs> yani adamın yapmış olduğu kod bu kadar, encryption diye baktığınızda. Benim şu ana kadar yapmış olduğum encryption için 20 29 tane dosya değiştirmişim. Hani <laughs> ben projenin 3-4 level kol yapısını hesaplıyorum aslında. 3-4 level hamlesini ve teste de müsait hale getiriyorum. İşte bu çok kafa olarak başka bir yer yani. Çok güzel bir kafa yani. Şimdi buraya geldim. Unit operasyon dedim. Start dedim. Edora update dedi. Şu an mesela arkadaşlar şunu unutmayın. Şu anki projede bir tane cache dosyası var. Cache dosyasının içerisine yazdığım dosyalar okunuyor şu an bak. İşte test user test 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 user falan filan bir şeyler koymuşuz. Bunlar okunuyor. Benim derdim bu dosyanın okunmaz hale gelmesi. Bakalım şimdi nasıl olacak. Şimdi mesela demin hata vermişti şimdi niye hata vermeyecek çünkü database kısmını değiştirdim. Tamam şimdi ne hatası verdi key is null hatası verdi bakalım key niye hata verdi buradan anlayacağız. Gece gölgenin bakalım şurada arkadaşlar şurada bir muhabbet hatası şey oldu çözeceğiz. Start dedi key geldi şurada bir tane key üretiyor olması lazım key üretmiş tamam cool. Write'a geldi write burada teste gidiyor test primitive database. Items'a add yapıyor. Doğru muyum? Key element noktaki doğru. Data nokta diyerek key kaydediyor. Tamam doğru. Return true. Sonrasında buraya geliyor. Şuraya geliyor. Şuraya geliyor. Şimdi buraya geldi. Burada response dolu geldi. Ha şu şunda patlamış bence. Şurada patlıyor. Şu kodda bir hata var. Extension yazdık ya. Tine. T ne? T T T T T T. şuraya giriyor olması lazım. Bu T ne? Bu şu şurada patlamış. Extension'ı e çıkardık ya. T string çalışmıyor mu? T ne? Çalışmıyor hiç. Şu koda şuraya geliyor bu arada. Biz T yine yolladık T Mehmet Ali T'sini bir saniye. Ee, ha şuraya vermedik diye herhalde. Dur. Yo bu tamam bu doğru. şunu bir saniye şöyle yapacağım. Ee, bu doğru. right doğru. Read de string istedik. Bir daha bakalım. Şu şey noktasında bir yerde bir ufak bir gözümüzden bir şey kaçtı ama dur bakalım. Datayı yazmış aslında. Şu extension'larda debug yapamıyorsun. Hep sövdüğüm bir konuya. Allah çapsın. T'ye ne abi? T is string mi? bak t string değilmiş ama t string nullable mı? bak t anlamadı hmm. ne oğlum o zaman bu t bildiğin primitive type yolladık t string bir de Allah Allah dur bakayım orada bir gözümüzden bir şey kaçıyor da çözeceğiz İlla bir tane araya layer yazalım dedik diye bir dakika bir dakika şu şeyi kapatsan abi test primitive database ee, startı verdik şurada arkadaşlar burada okumasını yapıyor bir saniye primitive database test nerede şurada bir gg şurada bir gg oluyor da ee, initial start start get secure key tamam burada string hayır string olarak okumak istiyorum hayır alakası yok bir daha çalıştıralım şey anlamadı. Runtime type de anlamadı. Bir yerde bu gözümüzden t nokta run falan diyeceğiz herhalde çözeceğiz onu şimdi. Ben de iş. Siz rahat olun ve abiniz bunların içinden geçti. T eşit bak t nokta run time type diye bir şey olması lazım. T ne abi? T string mi niye kızıyor? Bu dile gel de sorma sonra. <laughs> Bak THC string'e true verdi. Gördün mü? O zaman şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Dana, tamam. Şimdi work olacak. Tamam. Çalıştı. Bak buraya geldi. İşlem çalıştı. Şimdi işlemi yazma kısmı geldi. Yazıldı. Bak işlem başladı şu an. Encryption Manager'ım çalıştı. Encryption Manager'ım çalıştıktan sonra bakın şu mock'un içerisindeki user'a ve tekrar bakalım. Görüyor musunuz? Gitti. Encryption test. Sizde var arkadaşlar. Öyle ezber kod yok. Ama buradaki en önemli nokta hem primitive katmanı layer'a çıkartıyor olmam hem de projenin ana katmanını test edilebilir hale getirmem. Gerçekten aslında çok teknik dolu bir yak yaklaşım yani. Yani illa da sana paketi kullanıyorsun diye bağımlı olmamalı. Niye bağımlılıklar ayırıyoruz doktorsun? En büyük cevabı bu örnek mesela. Niye bunu yazdık? Şimdi mesela şöyle düşün. Unit test yazıyorum. Abi e biz Secure Storage kullanıyoruz. E secure storage testi yok. E o zaman senin encryption'ın niye çalışmasın ki bir paketten ötürü? Değil mi? Yani kod, mantığı anlamanız için önemli nokta bu. Koddan anlamanız gereken hep kod sana yani kod bir şeye bağımlı olmaz. Kod üçüncü parti pakete bağımlı olmaz. Kod çalışmalı. Encryption diye bir kod yazmışsın. Encryption paketini diyorsun ki internet olmadığı için çalışmıyor. Böyle yani böyle salak kod mu olur demen lazım kendince. Küfür edecektim ama YouTube'da YouTube'a canlı oldum üstü. <laughs> YouTube'da şey yaptım hiç <laughs> sevmedim. Ee, o direkt onu keş yazmıştınız. Onu doldurmadım sanırım. Neresi orası? Neresi? Şu işte ee şeyde mi? Secure'da mı yazdık onu? Nerede? Şurada yazdık işte. Bunu mu doldurmadık? Doldurdum la burada işte. Burada Alo, yazıyorum. Uyuyor musunuz oğlum izlerken? Burada yani en son kaydetmeden önce dolduruyorum zaten onu işte bir daha yapmasını. Tamam. Yani encryption arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz. Birincisi. <laughs> 29 dosyada yapabilirsiniz. Yani silmeler falandan ötürü ama mantık olarak anlamanız gerekiyor. Şimdi bunu anladıktan sonra arkadaşlar size burada verilen ikinci güzel özellikse ee, şey tarafında Flutter Hive tarafında arkadaşlar listening yapısı stream yapısı. Şimdi ee, nerede o? Bakın box'ı listen edebiliyorsunuz. Arkadaşlar ne mesela sizin database'de bir database kalımınız var. Ve bu da database kalımını dinlemek istiyorsunuz. Olay burada başlıyor. Şimdi ona bakacağız. Ee, nerede nereden nerede nerede nerede? Ha value listenable. Şimdi arkadaşlar Flutter'ın içerisi yani Hive ekibi demiş ki sizin işte sizin mesela buraya koyduğunuz şey yani burada oluşan şey şuradan göstereyim. Burada oluşan şey aslında bir tane Hive dediği user Hive dedi bir tane e, ee, moklanmış daha doğrusu içerisinde hiçbir şey olmayan yani bir tane box yani box dediğim ne bir tane database tablosu olarak düşünebilirsin for example şimdi dostlar siz şuna baka durun iki dakika ben bir ece hemen geliyorum şurada bir kafa patlatın test kısmında çok mikro bir kafa bu arada kaçırmayın geliyorum Non, non. Yes. Ulan gittim geldim. 30 kişi izliyordu. 40 kişi olmuş. <laughs> şey bu boş koltuk, boş koltuk yöntemi gibi. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz bu arada. Deep dive bir kısımdayız. Tabi bu kısmı hani Flutter bilmeyen adamın da anlar demesi biraz şey olur ama yani benim teknik bakışım geri aslında herhangi bir insanın şu an object oriented C ya da herhangi bir şey benim, anlamayacağı bir şey anlatmıyorum bu arada. Yani teste böyle işte bir tane oradan dependence inversion yapmam, parçalamam, katmanlara bölmem bunların hepsi tamamen bir teknik yaklaşım. Bu bütün yazılım dillerinde olan yaklaşımlar sadece frameworklere, dillere göre uyarlıyorsunuz aslında. Şimdi arkadaşlar. Gelelim biz tekrardan Hive tarafına. Hive'ın şöyle bir güzel özelliği var. Diyor ki sen diyor burada diyor eğer diyor istersen diyor ee, Hive box'ını yani Hive içerisindeki senin database tablonundaki değişikleri dinleyebiliyorsun diyor. Bunu da şu şekilde listenable diye bir metot da yapmış şurada. Listenable diye. Şimdi bunu birkaç farklı yöntemle yapabilirsiniz. Ama bizim bir tane zaten user Hive diye bir klasımız vardı. Hive operasyon diye dikkat ederseniz. User Hive operasyonun içerisinde arkadaşlar burada ben Hive Database operasyon üzerinden box'ımı alamıyorum bu arada box kapalı ama şunu alabilirim derim ki burada hoca sen mesela normalde şurada böyle çalıştırıyormuş ya listenable deyince muhtemelen bu adam bana şey dönüyor ee, listenable deyince stream bir şey dönüyor muhtemelen stream bir data dönüyor vesaire vesaire şimdi bakacağım onun ne döndüğüne şimdi şu box'ın içerisine bir gidelim şöyle bir tane metot yazacağım şimdi ha bu arada diyeceksin ki hoca Encryption metodunu bütün dünya görüyor. <laughs> yani burada gördüğünüz üzere Encryption metodunu bütün dünya görüyor. Şu Encryption metodunu kapatsan mı acaba diyeceksin. Diyeceğim ki onu kapatırsam e, bu kardeşimiz bunu görebilecek mi derim. Bakalım. Görmemesi lazım sonuçta. Evet buna gerek kalmadı. aynı tam bunu part part of yaptığım için oradan görebiliyor zaten gerek yok. Bak hemen bu tarzda dikkatini çekmesi lazım arkadaşlar. Görmemesi lazım sonuçta. Mesela primitif database. Niye primitif database adam, adam görüyor ki? Yani hatta bu koda niye gerek var ki? Zaten hani aşağıda kullanılmıyor bir şey yapılmıyor. Sadece bir işleme pas edilmek için yapılmış. Al burada. bunları da et. Yani sen çünkü onu parametreye çıkardığın an dışarıdan gelen bir insan ona dokunup içerideki bir şeyi bozabilir, değiştirebilir. Değiştirtme abi. Adama sadece Edor update, get item veriyorum. Database'i sadece bu kadar eleştiriyorum. Fazlası benim. Core kısmın işi. Sen karışma diyorum. Yani bunları böyle kapatabilirsiniz. Hepsi çok güzel kafa örnekler bu arada. Sizin kullan. Şimdi bak burada diyorum ki void. Şöyle bir yazalım. Bir ne vereceğimizi. Diyor ki bu sen diyor box'ın içerisinden diyor listenable diye bir tane property atıp burada diyor bu kodu verebilirsin. Bu kardeşler ne yapmışlar listenable'da da T type yapmışlar mı bilmiyorum. Mesela bizim box'ımızın zaten T type'ı var burada görüldüğü üzere. Burada value listenable box görünmüşlar. Bu da buna göre kullanılmış. Ben de bunu diyorum ki böyle yapmasam burada arkadaşlar add listener desem bu arkadaşımıza. Add listener desem Add bana ne döndürdü? Bunu döndürüyor. Add listener'da box'ın içerisindeki dataları döndürecek muhtemelen. Box.values diyebilirim. Buradan neyi Yani şu listenable'ı Normalde listenable direkt verince şurada işte içerisindeki datayı çizebiliyorsun. Box'daki value'yu almak gibi. Yani on change şurada veriyor ya şurada. O işlemi yapabiliyorsun da. Ee, şurada... listenable nasıl dışarıya adama daha kolay verebilirim? Baksi vermek istemiyorum adama. Valuli Snable olarak. Adam çünkü sonuçta şey isteyecek. Valuli Snable olarak bunu verebilirim. Adama sadece T vereceğim burada. Bunu ben şimdi çözeceğim onu dur. Şimdi şöyle yapayım. Bak burada vali olarak bunu denmiş. Etli sınır dersek olur aslında ama etli sınırda da arkadaşlar şey olması lazım. Ee, burada onu şey yapabiliriz. Dur şurayı şurayı bir, bir tık bypass edebilir miyim diye düşünüyorum da. etli sınırlar metni sınırlar kurtarmaz da beni. Bu listine bulun içerisinde ne yapmışlar bunlar? Box listine bul diye bir tane property yapmışlar. Hmm. Box watch varmış. Bir de var mı? Watch var bak. Şey mi istiyor ama? Yani ben hepsini dinlemek istiyorum. Bakayım burada başka bir şeyimiz var mı? Böyle watch edebileceğimiz. Yani bunu vermek istemezdim ama hani buradaki senaryoda vermeden kullanılmaz gibi duruyor gördüğüm kadarıyla arkadaşlar çünkü baksa ben de alan istemem yani buradaki bir metot kullanıyorsam ben bu şekilde vermek isterim bunu da şu value listenable üzerinde value listenable yaptıkları için şeyi değiştiremiyorum hmm, listenable üzerinden değiştiremiyorum onu yani bunu streame çevirebileceğimiz metot var mı bakalım stream ee, listenable tarzı bir şey var mı error from şöyle çalışır mı bu box t dönüyor bu da bunu map edip eventin içerisindeki value'yu dönsem value'nin içerisinden de value dönsem aynen bak böyle çalışır gibi Tam bu çalıştı bak şöyle olur ben adama direkt şey döneceğim stream döneceğim Burada iterable iterable ya da onun gibi şey dönebilirim. Value listenable. Bu kez ama t döneceğim. Tamam bak şöyle olur. Bu olmaz mı bakalım. Bunu şöyle dönsem. Value Disable diye miyim? böyle tersten terse gidin dedim de. Öyle yemedi. Event.values'tan gelir miyiz diye bakıyorum şudan Bir, bir matematiğe geldik aslında da. Bizim şu anki yaptığımız şey ne? Final T dedim mesela. Burada T'yi Stream Iterable. Ya Stream Builder yapacağız. Biz kendimiz bunu yapacağız yani. O zaman tamam buna gerek yok aslında. Stream şöyle yapalım. Şöyle kullanalım arkadaşlar. Yani bu tam çalışılma emin değilim ama. bir teyit edeceğim şimdi. Iterable. Bunu testten teyit ederiz zaten şu an. T. E, listen deriz mesela. Tamam mı? Yani bunu istersen adam kendi listenable bulduğunu yazar. Ben peki bunu şeyde yazıyor olsaydım. Test kısmında. Yine testin gözünü seveyim. Bak hiç proje çalışma bile gerek yok. Testte ben mis gibi çalıştıracağım. E, primitive teste gideyim. Mesela Mesela burada arkadaşlar şöyle yapalım. test sample user with listen diyelim. Burada da user database operasyonu içerisinden listen'ı çağırayım. Buraya da şöyle den şey yok mu şurada? Bir tane daha mı listen diyeceğiz? Listen listen olması güzel değilmiş ya. First most single değil de yine listen diyeceğiz herhalde burada. O listen ismini değiştirebilirim. Burada event dönüyor. Bak eventte ne var? Iterable user. Print event mesela. Şöyle yapalım. Mesela bakalım burası tetiklenecek mi? Şimdi tersten bir mantık kurduk. Tetiklenirse zaten UI tarafında biz bir şey yapmayacağız yani hani. UI tarafında adam stream builder yazacak. Bu sayede box'a erişmeyecek. Benim derdim adamın box'ı görmemesi arkadaşlar. Çünkü adam o kor yapıyı görürse. a geldi. Görüyor musun? Bak bu da mük oldu. Bak bu da mük oldu. Çünkü ne yapmış oldum? Benim derdim şu. Yani yarın sen bu listenin içerisinde her şeyi yazabilirsin. Yani yarın bu listenin içerisinde update edebilirsin. Bilmem ne. Ama ben adama box'ı verdiğim sürece adamın core yapısını verdiğim sürece çok sıkıntı. Burası da umarım anlaşılmıştır sayın YouTube kitlesi ve Twitch kitlesi. Yani deli bir kafa yani bu kafalar gerçekten güzel kafalar. Şu an bu sadece hive üzerinde yazdık bunu ama sen sonra buradaki yazdığın bütün metot metotları bir abstract layer'e çıkar. Listen metodunu onunla boyunu şununu ver. Al on numara 5 yıldız çalışsın. Buraya listen demene gerek yok bu arada. Stream e, items desem. Ses mi düşük? Ses düşük mü da arttırayım biraz. Sessizlik... Yok o ses niye düşük? Dc görüyorum sizi çocuklar? Ee, saat ilerledikçe yorgunluk artıyor. Yorgunluk arttıkça benim ses de düşüyor. Yoksa <laughs> alakası yok. Ben yine arttırdım biraz sesi de. Dc görüyorum bu arada sağ tarafta. Haberiniz olsun. Ha o zaman tamam. Şimdi düzelttim. Yani şu kodu umarım anlamışsınızdır. Güzel kod oldu bu arada. Yani arkadaşlar... İki tane kod yazdık. Bakın 29-30'dan dosya değiştirdik vesaire. Yani e, normalde bu kodların kullanım senaryosu tamamen şöyle anlatıyor bakın. Hani sizden ondan dolayı ben çok farklı şeyler bazen bekliyorum. Adam böyle yazmış mesela. Şimdi sen bunu projeye böyle koyarsan, box'ı adama böyle verirsen var ya adamın teki gelir, baksın içinden geçer. Yani senin yapman gereken senin adama verirken adamın nelerini dinleyeceğini, adamın neler yapabileceğini vesairesini gösterip vermek. Box'ı get'le vermişsin, value olarak vermişsin, a'la vermişsin, a böyle vermişsin. Ama senin burada adama sonuç olarak adama core objeyi vermediğin için çok rahatsın. İkinci yaptığımız işlem neydi mesela? Öbürüne gelelim. Encryption yaptığımız yere gelelim. O da çok iyi mesela. Bak bu. Yani bu da mesela böyle yazıp geçip mesela ben sana dedim ki kanka benim işte bizim proje encryption kullanır mısın? Sen de açıyorsun ki, böyle yapıyorsun. Şimdi sen bunu gelip böyle yaparsan yani benim olduğum yerde bana işkence yapmış olursun yani. yani ben burada bu kadar şeyi düşündüğüm yerde bazen teknik konularda ben sinirleniyorum. Çünkü benim düşündüğüm şeyde burada bir dünya yaklaşım var ve yarını düşünen de ve yarından ziyade bak yarından ziyade anda düşünüyorum bak şu anki yazdığım hiçbir kod Yarın yani mesela şu kod yarın gelişmeyebilir. Ama testte açık ve işlerine konuşabileceğimiz bir kod oldu bu. Yani bizim buradaki derdim zaten benim bu. Yani yoksa sen ben o onun kullanması olayı değil yani. Her zaman için böyle yazmak gerekiyor. Yani böyle ya da buna benzer. Her zaman bu en iyisi değildir. Ama burada bir yaklaşım var ve yaklaşıma göre yazılmış bir kodlama var. Umarım teknik çıktısı anlaşılabilmiştir. Bir drop mu girdi? İyi miyiz? Ulan gecenin şu saatinde şunu ben hep aynısını diyeceğim. Şöyle bir abim olaydı. Ben <laughs> bana şöyle kor kodları gösterdim neler yazardım ya. Tabii datayı fun çekerek onları çeken adayı farklı olmalıkları yaratıp üzerinde Final Cluster başına var. Aynen. O da yapılabilir. Problem bize de final var. Bak ben sana al final yapayım. Final Cluster'ın amacı aslında inheritance'ı engellemek. Başka bir öyle çok bir çıktısı yok. Yaparız. Şimdi buradaki noktayı da aldık. Burada size son vereceğim nokta arkadaşlar. Burada bir de e, neyi ben yani task'ı açarken neyi demiştim? E, stream demiştim. Encryption demiştim. Bir de arkadaşlar burada e, iki tane önemli nokta var aslında. Bir onu söylemek istiyorum. E, advanced kullanıp senaryosunda. Ya burada e, box'ın içerisinde lazy box diye bir şey var. Tamam mı? Bak şurada göreceksiniz. E, Read write'da lazy diye bir tane propertileri var bunların. Bu lazy box'daki kasıt da şu diyor. Adam diyor ki kardeşim diyor. Ee, işte hani bazı database işlemlerin hep açılmaz sonradan açarsın falan filan ilk başta açmak istemiyorsun ya da ilk başta hani kullanana kadar box açıyorsun ama içerisinde data girene kadar hiçbir şey yapılmıyor diyor söylüyor. Açıkçası bizim mobil tarafta hani böyle bir şey çok olmuyor. Yani hani genelde zaten cache'lenecek datalar için kurguluyoruz. ona dolayı buraya özel bir şey söylemiyorum. Ama sen dersin ki hoca ben böyle bir işlemde yapacağım. Zaten bak ben operasyondan ayırmışım. Abi database operasyon. Burada da box açmalıcıyı kurmuşum burada değil mi mesela sana? Sen dersin ki abi ben Hive Manager Mix'inde ben bu box'larımın hepsini Lazy Box olarak yapmak istiyorum. Hani benim en başımda açıkçası yapacağım tek işlem sadece bu. Hani lazy Box bu kadar. Av open Lazy Box. Ha okurken de arkadaşlar burada ee, event value values Ne oldu burada? Lazy Box'ın içerisinden Get all mu diyeceğiz? Evet, Bak burada values vermiyor. Ha, lazy'nin içerisinde yok. Lazy'den değil. Lazy box'ın içerisinde niye bir daha lazy property var? Bakayım. Name pet add compact delete delete all flush get get tek şey istiyor. Listenable demiş. Zaten orada şey listenable verdik şurada. Lazy box listenable verdik. Bir daha niye box'a listenable atayım? Hmm. Values'u buradan kaldırmışlar. Mesela bunun daha eksi avantajı burada valuesu kaldırmışlar. Yani pet killerin içerisinde tek tek hepsini döneceğim falan filan yapacağım da hani yine bir yöntem yapılabilir ama keys var, values var gerçi. Bir dakika. Event'in içerisinde lazy box'larım var. Event'in içerisinden value key'im ne? Values'larım var. Values'un içerisinde keyslerimi dönüyor mesela. Keyslerimi dönmüş de şeyleri dönmemiş ki. Ee, Values'ları dönmemiş bu kardeş. Kapatmışlar o metodu burada. Yani lazy olduğu için düşüncesiyle diye istinaden diyorum. Orada da senin kararın olacak. Yani hani o zaman stream'i vermeyeceksin ya da verirsen de oradaki gibi vereceksin. Ama hani buradaki ya bunu illa da geçeceğim dersen şey yapabilirim bu arada. Al yani illa illa şöyle yapacağım dersem arkadaşlar ben her türlü onun içerisinden geçerim derim ki eventin valuelarını get ederim derim red st derim falan filan böyle yaparım burayı ama bu çok mantıklı bir kod değil yani ben bu kodu çok önermiyorum ondan dolayı burayı hiç yani buraya lazy kısmını çok katmanızı çok tavsiye etmiyorum gerek yok zaten kullanılıyor yani. ondan dolayı burayı advanced tip buna çevirmeyeceğim ama hani tercih olarak size bırakıyorum. Yine burada kullanmak isterseniz siz karar verirsiniz. Bazı box'larınızda property vardır. Lazy olsun mu, olmasın mı vesaire vesaire. Buraya da bağlarsınız open box diye. Şuraya vereyim. Ama burada şimdi bunu da söyledik. Burayı da box dedik. Burada arkadaşlar önemli olan kısmının bir tanesi şu. Son söyleyeceğim kısım. Şimdi şurada delete from disk diye bir tane kod yazmıştık hatırlarsınız. Delete from disk kodu arkadaşlar üzerinde yazar. Biz bundan birkaç defa crash aldım. Projede currently bakın open box'lar. Bazen projenin bazı boxları doğrudan açılmaz. Mesela manager'ın datanız var, ayarınız var, beğeniniz var. Hepsini aynı anda açıp data yazmazsınız içerisine. O senaryo için, o senaryo için yapmanız gereken şöyle bir ufak hareketlenme olabilir. Bu iş hayatınızı kurtarır. Init flutter diyor ya burada. Bakın burada. Init flutter dediği yerde arkadaşlar burada init flutter pet'in yazarken flutter'e şunu diyebilirim. Pet provider diye flutter'ın bir tane paketi var şurada. Clean code değil. Flutter fire zaten şöyle yapmışız. Ee, neye ekleyecektim? Pardon kafam gitti bir an. Pet Provider. Ha, Core ekleyebilirim. Pet Provider. Pet Provider Flutter'ın en core paketlerinden bir tanesi. Bu file operasyonları yapmanız için gerekli bir operasyon işleminin olduğu yer. Şimdi arkadaşlar burada şunu yapabilirsiniz. Ben dersin ki şuradan açayım. Şimdi sen normalde yerini söylemezsen Document Application Document Directory içerisinde bir yere kaydoluyor. Yani yeri var zaten orada şeyde görebilirsiniz. Ama ben dedim ki hmm, Nerede pet provider aşağı. Ben dedim ki arkadaşlar ben gideyim temporary directory alayım. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bak şimdi önüne şöyle müko bir kod yazacağım ki hayatınızı kurtaracak. Bir şurada yazayım sonra buradan kurtaracağım. Bir tane temporary directory olurum Yani e, uygulamanın içerisinde de application burada farkınız zaten yazıyor. Bak e, temporary directory hepsinde var. İşte Petlerle alakalı olarak external storage falan filan. Biz arkadaşlar bu yüzden application documents, application cache dediğiniz kısmı ikisinden birini alabilirsiniz. Ama ben genelde bunları temporary yazıyorum. Ben bu datanın silinmesini istediğim için uygulamanın içerisinde, e, alanın içerisinde tutuyor. Bunların birkaç tane konumuna göre yazıldığı yerler var da atarım size dokümentasyonu. İşte uygulamanın içerisinde, uygulamanın dışında falan filan gibi düşünebilirsiniz. Normalde init flutter deyince nereye atıyor diyeceksiniz. Sub directory verirsem. Bak, sub direktörü, get application document direktörü diye görüyor musunuz? Application, application document direktörüyü e bu sub direktörü oluşturup atıyor. <laughs> atıyor. Şimdi arkadaşlar, burada e, siz bu işlemi yapabiliriz. Yani biz bu işlemi yaparak yine application document direktörü alacağım burada. Şimdi burada şöyle bir kod yazmam gerekecek. Şuraya yazayım, sonrasında bunu oradan çıkartacağım yine. Burada bir tane document directory kodunu alıyorum. Bu arada doğrudan kafana göre ben oraya işte veli diye bir directory kodu yazdım diyemezsin. Senin o directory'i oluşturman lazım. Bu file operasyonu çünkü. Sonrasında application document directory'i aldın. Ne oldu? Burada şey kızdı herhalde. Şeyde de var orada da var. Ha, pet provider sileyim. Tamam doğru. Direktörü. application document directory. Tamam buraya verdim x diye. Tamam başına evet tattık. Okey. Şimdi burada arkadaşlar document directory oluşturduktan sonrasında benim burada şöyle demem lazım. Bak burada create diye bir görüyor musun? Burada şey var. Create temporary. Create alanlar vesaire var burada. Create diyeyim. Bak şurada create sync. Create temporary. Create temporary sync. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar random karakter Burada hayır. Ben ama şöyle yapacağım. Eee aldıktan sonra arkadaşlar buraya bir tane sap veremiyorum. Ee, bir tane direktör oluşturacağım. Yeni bir tane director yapıyorum. Final new directory. Bak şimdi şöyle diyeceğim. Hmm, directory şuranın içerisine sanırım sap alıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Almadı. Eee tut tut. Kodu hatırlamam lazım. Bana bir şu hemen kardeşim chat bir destek alalım. Hiç uğraştırmasın bize bir tane direktoru kodu versin de, en uğraştıramayacağım şimdi. Hemen kankan bana kafamda hemen diyeyim şuna. Ee, yapmak istiyorum diye söyleyeyim şimdi kanka bana iki dakika verin bu saatte şimdi uğraşmayayım ben. Şimdi bak yapacak. Tamam kanka ekledim. Sen sen bana şey söyle kodu ver. Heh. Tamam başta acısın. Tamam verdi. Şu kodu alayım şuradan. Şu get application de niye buna inatta kızıyor anlamadım. Bir hive database'den kızmış, bir şeyden kızmış anasını Şöyle yapalım mı? pet provider as pet diyeyim şuraya. İki tane öbür pakette de var. Onun için şey patlatıyor arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Ya da şöyle pet. directory dersem. Buraya da pet. get application directory dersem. Sanırım bir tık toplanacak gibi. Buraya da pet. directory derim şöyle diyelim. Hadi şunu sileyim şuradan. Direktleri tam ana duygu düzenine alt dizini oluştur. P nokta demiş. P nala. P diye bir şey yok ki bende. O da pet demiş. Ha. Pet diye paket almış. Pet'in direktörüsünü alıyor. P nokta Garip. Yeni klasör ne? Altına mesela Hive diye bir tane VB10 diye bir yer açacağım. Tamam mı şu anlık? Hive dedi. VB10 dedim. Ha, director ben bunu almadı ama. Şurada sanırım pet nokta dememiz lazım. demek ki almadı çünkü. Allah Allah. Şeyi ben de görmüyor directory'yi. Ama da görmesi lazım. Şu logiyi ben buradan bir çıkartayım. Çünkü bu içerisinde hive var ya. Hive'ın logi olduğu için karışıyor arkadaşlar dert oradaki dert o. Şu utility'nin altına ben bir tane klasör açıp şuraya taşıyayım. File operation diye yoksa orada karışacak. Dur şimdi ben size söyleyeceğim ben onu. Şu copy code dedim. Şuradan aldım. Şuradan bir kurtarayım şunu. Class file operation operation İnanıyorum yazacağım. Tamam buraya yazdım. Şimdi o öbür tarafta da pet provider kullanmışlar. Bak burada var gelmiyor orada. Demin ben de oluştururken öyle yaptım da gelmeyince şaşırdım. Normalde şöyle oluşturuyor olmam lazım. Yani illa bunu dememe gerek yok. Aslında directory pet oluştururken burada pet diye bir tane paket kullanmış. Bu, muhtemelen bu eklemeyi yapıyor da normalde directory pet'e de ekleyebilirim. E, neyse önemli değil. 10 diye bir tane pet oluşturuyorum. Burada arkadaşlar e, data gelmedi orada. Oho Musa Başkan burada. <laughs> Aha isim vermiyorduk Bahattin. <laughs> <laughs> Nev Director Exist demiş. Exist'i kullanmış. Tamam okey önemli değil. Nev Director Create. Tamam Create demiş. Burada da geriye arkadaşlar bu işlem bittikten sonra Nev Direktörü nokta peti dönsem bana inaf. String şuraya şöyle yapalım. String diyelim şurada. Burada zaten bir exception olursa Şurada bir try catch'ine de atabilirim. Try catch. E'yi de burada yolladım. Yani dokümanlarda her zaman exception işlemleri olabilir. Dikkat edin onlara. Her zaman olabilir. Aa, buna gerek kalmadı sanırım. Pet'i de mi kullanmış ya? Pet neymiş ya? Şurada bakayım. Kor nerede? Kor 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 pet neymiş ya bu pet şey paketi mi ya peti kullanmadım ben zaten string order vermedik niye pet paket kullanıyoruz ki bir tane daha bu ne string manipulation library elimizden posix string manipulation 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 libraryymiş iyi kullanak var bunda file text yapmak için gel lan sen de gel sen de eksik kalmasın Tamam buralar okey. Burası çalıştı. Şunu da şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi buradaki derdim create vb create directory create sub directory diyeceğim. Burayı da string sub olacağım burada. E, directory pet diyeceğim. Bu pet'e göre de oluşturacağım burada. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra derdimin ne olduğunu şimdi anlayacaksınız. <laughs> Bak şimdi. Bunu da buradan aldık. File operation bunu da buradan verdik. Burada bağladık diyelim şöyle statik olarak ulaştırma imkanı veriyorum. Burada arkadaşlar bu işlemi olduğunda aslında diyeceğim şey şu. Git file öncelikle file operasyonun içerisinden arkadaşlar. Bak ki create sub directory buraya da de vb10 dedim. Buraya de dedim ki final string sub directory buraya vb10. Yani kod bir günde gelmiyor. Sub directory buraya verdik vb onu verdim e, sub pet dedim buraya bak sub pet'e göre de arkadaşlar şu aslında hive açılırken init flutter ederken dedim ki bu işlemi yaparken abi sen gel bak bu init flutter'ın içerisinde burada bir tane property göreceksin sub directory diye bunu da içerisinden git sub pet'i al buradan bu, bu da evet zaten sub pet'e göre aç derdim bu zaten Şimdi bunu yaptın mı? Bunu yaptıktan sonrasında arkadaşlar geliyorsun. Burada diyorsun ki mesela bir de bunun remove'unu yazıyorsun. Şimdi bunu da yapalım. Şimdi şuradan bir bakalım. Yine o şeyi yazdıracak değil mi? Her türlü şeyi yazdırıyor ya. Şu tekrar tekrar yazmak istemezdim ama şimdilik yazmış olalım. Zaten onu teke çıkartacağım sonrasında remove remove diyeceğim aslında sadece şuradaki new director exist ise delete diyeceğim bu kadar aynı kod oluyor şurası aynı kod oluyor da ee, bunu şey yapabilirim şurada yine hani hiçbir zaman için yine statiklerin içerisinde olsam bile function void e, file sub derim şöyle bakın burada mesela şey yapılabilir bu arada direct file directory strings bakın burada şöyle bir şey yapabilir. mesela projede e, bu file operasyonu singleton bir referans olabilir çünkü ben file operasyonu projede birden fazla olmasını istemem new directory derim buraya da directory diye işaretlerim arkadaşlar derim ki burada o zaman şöyle yapalım hoca şimdi bir final attın iki bunu kapattın 3. Hoca file operasyonlar sürekli kullanılan klaslar mı? Hayır. Değil mi? O zaman dedin ki hoca bunu lazy yapalım mı? Yazalım. Dedin ki buraya bir tane file operation şöyle operation diye bir tane instance attın şöyle. Nullable ve private. Sonrasında buraya dedin ki buna statiğini attın. Buraya bir tane daha static attın. Şimdi, file operation get aynen öyle. Nalsa doldur döndür geriye. Bağladın mı? Bağladın. Şöyle bağladı hop burası hazır benim için. Şimdi ben bir tane singleton class yaptığım için artık hepsine statik dememe gerek kalmayacak. Zaten bunlar birbirleriyle görüşebilecekler burada. Şimdi remove create bir dakika create şöyle bir kod yazacaktım. Ha File directory arkadaşlar direkt pet'i veriyorum. Bu sayede şu e, dummy kodları siliyorum. Evet. New directory şuraya new directory de veriyorum. Exist, delete. Sonrasında da buradan true ya da artık buradan sonra fos. Yani burada bulamama durumuna karşı bu atalım şöyle. Burayı da bağlamış oldum. Burası da Miko. Şimdi bunların hepsi hazır. Sadece burada arkadaşlar yine her türlü hemen minify dökümümüzden kodumuzu üretelim. Lan bu kadar bedel ediyoruz. Bir gün bunların karşılığını geri alır mıyım? Geçtim de. Değer bilinsin yeterli. <laughs> Şöyleki Şuradaki anlattığım şeylere bakalım. 3 sene geçecek konuyu ama 10 numara. Create file operasyon instance'ın içerisinde ne dedim? Create sub Buraya bağladım. Sonrasında arkadaşlar neden böyle bir kod yazdım? Bak neden böyle bir kod yazdım? Evet gördüm. Neden böyle bir kod yazdım? Geldi gelelim bakalım. Şimdi bakın arkadaşlar normalde bu kodun delete from disk'in içerisinde der ki Hoca senin açık olan bakslarını silerim der. Ben de diyorum ki kardeşim neden sadece açık olan siliniyor? Her şey silinsin. İşte onun için bu peti kurdum ben. Bu işlem bittikten sonra git file operasyonunun içerisindeki instance'dan remove subdirectory bu subdirectory'i sil. Ben şimdi ne yapmış oldum arkadaşlar? Ben şimdi buraya niye çıktım? Attım beyne beyin bedava. Şimdi bak. Farkını göstereceğim size şimdi. Bu olmadan bu olduktan sonra diye göstereceğim şimdi. Siz anlayacaksınız. Ee, projenin içerisindeyim. Bak şimdi projenin içerisindeyim. Klasörü tamamen sildiğim için tamamen kurtuldum aslında dostuna. Sap elektriği sildim bu arada klasörü. Onun olduğu klasörü sildim ben. Ki bu sayede açık olanlar değil. Şimdi bakın. Mesela benim içerisinde projede dosyam var burada. Normalde bunu yapmasaydım eğer. Teste geldiğimde. Git kanka bunu sil dediğimde database remove dediğimde ve şuraya gelip remove'u çağırdığımda arkadaşlar burada remove yok gerçi şeyde hmm, hard database manager'da bakın ben o box'ı açmadığım için tamam mı o box'ı açmadığım için bu box silinmeyecek buradan şu an bak şimdi buraya gelecek bak bitti gördün mü ama bu silinmedi niye çünkü ben bunu silecek kodu yazmadım buraya çünkü ben bunu yazı, silecek kodu ona söylemedim. Şimdi normalde peki nasıl olacak artık? Normalde nasıl olacak? Buraya geldiği için tabii şu anki senaryoda yine know, o tam tutmayacak. Çünkü yeri değişik olduğu için. Ama normalde arkadaşlar o yüzden de o database operasyon başlayacak. Database operasyon başladıktan sonra Edo'ya item ekleyecek. Sonra da clear'ı çalıştıracak. Bak şimdi. Şuraya gelme. Evet şey koymadık da. Bak. Şuradan göstereyim daha iyi geleceksiniz. Şimdi nereye ekleniyor anlayacaksınız. Bak şimdi. Şunlara gerek yok. Hop. Bak clear'a geldi. Muhtemelen bir yerde dosya oluşturdu şu an bende. Bakıyorum. Bir yere bir şey gelmiş olması lazım. Bir tane daha high wipe. Test database mock'a gelmiş. Ee... bir yere onu ekledi ama. Instance. Neye kızdı ola? şeye şey kızdı. Kızabilir. Getap application directory. Bu Getap application directory'ye kızdı. Onu da moklayabileceğiz. Onu da mı moklayayım anasını satayım? <laughs> Onu da mı moklayacağız iki saat içinde? Onu da moklatacak. Oh, mı var. Dur o şeyden geliyordur ya. Dur hemen çözeyim. Allah Allah yaklaştık diye demek ki geri geldi. Hemen geri geldim düzeldi. Sorry about that. Şimdi arkadaşlar buradaki problemimiz ne biliyor musun? Normalde bu flutter tarafında çalışacak da şimdi buradaki problemimiz de şu. Clear dedik, remove sub directory dedik ya. Bu remove sub directory'den ziyade buradaki arkadaş create sub directory derken get application directory kodu teste müsait değil yine. Yine bu platform based bir kod. Şimdi buradan bak test burada var mı bilmiyorum ama şimdi bak şuradan göstereceğim bununla ilgili bir işlem yapmamız gerekecek bu değil de test var mı burada burada birkaç tane yine aptal saptal birkaç işlem yapmamız gerekecek de şu teste bak görürüz belki görüyor musun burada bir şeyler yapıyorlar fake pet görüyor musun bak şöyle bir şey yapmışlar şunu yapmamız gerekecek bizim proje başlarken onu bizim test kısmına alalım. Yani özellikle kor paketlerle ilgili böyle sorun yaşarsanız arkadaşlar hemen şeye gidin. Şunu alayım. Şu fake pot, pet platform da onun oluşturmuş olması lazım. Bakayım nerede. Şunları alayım. Dur 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 dur. dur. Şu fake'i de şu da oluşturmuş. Mock gitmiş bu arada la içi boş fake pet provider start diyeyim şöyle. Bakalım burada ne gelecek. Bu son kısım zaten ya. Bunu bağladıktan sonra fake için mokitoyu kullanıyor kesin. Mokitoyu da ekleyelim. Tok tok tok. Şurayı da aldık. Şunları da şuradan alırsam hiç uğraşmadan bağlamış olacağım düşünüyorum. Arkadaşlarım dostlarım. Burası çalıştı. Şurası geldi. Fake platformda entegre ettim. Pet provider platform from instance nereden geliyor acaba? Muhtemelen şunu şuradan eklemem gerekiyor. Bu da buraya geldi. Şimdi bir bakalım nasıl çalışacak. Bakalım çalışacak mı istediğimiz gibi. Ha bu arada neresi oluyor? Onu da ne yaptığımızı göstereyim. Ee, fake pet provider'da arkadaşlar aslında burada koyduğu yerleri söylüyor. Mesela application directory diyorduk ya document Path, Burayı gösteriyor. Burada şunu diyebilirsiniz. Test database mesela mock içerisine bunu koyabilirim. Benim application'ım olarak directory pet'im olarak buraya koyabilirim. Yani test database'in içerisinde gösterebilirim. Yani şimdi bakın anlayacaksınız zaten. Şimdi bak şimdi şuraya ilk oluşturduğunda buraya oluşturacak bunu. Şimdi bak. Şuraya geldi. Bak görüyor musun? Nereye oluşturdu? User Hive mock'un içerisinde bunu oluşturdu. Sadece neyi yapmadı diyeceksiniz. Tek bir şey yapmadı sadece. Oluştururken box'ı doğru yere açmadı. Bir bakalım orada nerede hata yaptık. E, ee, sub direktörü burada arkadaşlar. Remove fire direktörü sub pet. Şurada bir hatamız var. Yani normalde open dediğimizde init flutter dediğimizde şuraya açması lazım niye onu çağırmadı? Ee, open. Ha, open oradan çağırılıyor çünkü. Ha, biz ezdik çünkü onu değil mi? Doğru. Şurada ezdik ondan dolayı burası çağrışıyor Okey okey. Burada o zaman şey diyeceğiz arkadaşlar. E, ee, sub directory burada oluşturduğumuz kod burada. Eee elle yazabilirim yani o kadar büyük müthiş bir dert değil yani sonuç olarak ben database'in altına vb10 diye bir yer oluşturmak istiyorum. Sonrasında buradan sileceğim zaten oradaki kod da onu getiriyor diye düşünüyorum. Database'in altında ee, vb10 diye bir yer oluşturuyorum. Clear atarken de arkadaşlar sub directory siliyormuşum. Sub directory'de get application pet altındaki vb10 tamam bu olur. Şu çalışacak şimdi muhtemelen. Yani zaten orayı bildiğim için çalıştırıyor yani sonuçta. Bak şimdi burada VB10 de bir klasör yapacak. İçini dolduracak. Ben gittimde de VB10 gitti. Gördünüz mü? İşte. Master degree böyle olunuyor. Bunu neden bedava veriyorum bilmiyorum. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Yani bu, bu da sizin hayatınızı kurtaracak çok advanced aslında. Yani bu anlattıklarım hepsi çok yani bunlar müşteri ya da kaliteli insan. Kaliteli bakış açısı bu sana burada kazandıracak bir nokta hani bakış olarak ama gerçekten sizin hayatınızı kurtaracak 2-3-4 tane operasyonu buraya böyle entegre etmiş olduk hem de hepsi jenerik üstüne yürüyen çalışan katmanlar umarım yani mantığı anlama bunu tek anlamak zor yani sonuçta burada ben bu arada kendim için bir şey anlatmadım ya da mesela hep şey konuşulur ya bir developer'ın yazılış kodu şekli benim burada yazılış şeklim yok bu object oriented'ın olması gereken en basit konumdan bir tane esaslı bakıldığında bana göre yani hani Sadece basit birkaç parçalama, birkaç ekleme var ama tabii ki kompleksisi kafadan geliyor. Yani kafada o birleştirmeden geliyor. Umarım onu da alırsınız. Tabii ilk başta zor ama yani. Arkadaşlar doğrudan çalışmadan alayım derseniz o iş GG yani. New Encryption Stream and File Remove yani belki aranızda Hive işte oyun Hive kullanan vesaire olan varsa Kaç tanesi işte buna dikkat etmiştir? Kaç tanesi bunun içerisinde dolaşmıştır? Tartışabilirsiniz. Ya da gidin uluslararası hive içeriklerine bakın. Değerimizi anlamak istiyorsanız heriler. <laughs> diyorum YouTube'daki arkadaşlar umarım e, teknik olarak çıktı olarak kafanızda oturmuştur. Kodlara bence en az 2, 3, 4, 4 defa daha bakmanız gerekiyor bu arada. Burada çünkü gerçekten bir yapı var. E, diyorum kendinize çok iyi bakın. YouTube'daki arkadaşlarım görüşmek üzere. See you later. Bye bye.